Nisa suresinin 101-102. Ayetlerinde her durumda, savaş ortamında dahil namazların mutlaka kılınması gerektiği ve vakti dışında asla kılınmaması gerektiği anlaşılıyor. Bu ayetler ortadayken namazların birleştirebileceği nasıl söylenebilir? Allah savaşta bile vaktinde kılınmasını söylüyor. Halbuki öğlen ikindi veya akşamla yatsının birleştirebileceği söyleniyor. Bu nasıl olur? Ha, tamam. Şimdi zaten İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Şimdi bunu birkaç kere söyledik ama tekrarda fayda var. Öğlen namazının ne zaman başlayacağı Kur'an-ı Kerim'de açıkça bellidir. Akimis salate lidulûki şems. Güneşin batıya kaydığı zaman namaz kıl diyor. Öğlen namazının başı belli. İkindinin sonu belli ve kable gurubiha diyor, bildiriyor bir ayet-i kerimede ki Taha suresinde galiba. Güneşin batmasından 130. önce. 130 muydu? Taha 130. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şeyde gündüzün iki namaz kılmamız emrediliyor. اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ نَهَرْ. Bu da Hud suresi 114'te gündüzün iki bölümde namaz kıl. Bu iki bölüm güneşin tepeden batıya kaymasıyla batması arasındaki vakit. İkindi öğlenin vaktinin ne zaman bittiği, ikindi vaktinin ne zaman başladığına dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet yok. Olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de herhangi bir problem olmadığı zaman bile birleştirmiştir. Neden böyle yaptı diye soruluyor. Bunu rivayet eden İbn Abbas'a diyor ki keyle yuhrice ummetehu, ümmetini sıkıntıya sokmamak için. Şimdi öğle ile ikindi, bak öğlenin başı belli, ikindinin sonu belli ama ikisinin arası Kur'an-ı Kerim'de belirtilmemiş. Aynı şey akşam ve yatsı ile ilgili. Akşam namazının başı belli, güneşin battığı andan itibaren sonu belli, hava kararıncaya kadar, yani Türkiye'de yatsı ezanı okununcaya kadar. Sonu belli. İkisinin arası ile ilgili ayetlerde herhangi bir şey yok. Ondan dolayı Resulullah bazen akşamla yatsıyı birleştirmiştir. Zaten Arafat'ta da birleştiriliyor. Şeyde de Müzdelife'de de birleştiriliyor. Yolculukta da birleştirilmiş ama asıl mesele şeyde, yani Medine'de herhangi bir problem yokken de birleştirmiştir ki bu konuda en sahih rivayet odur. Yani Resulullah bir şey yaptıysa o kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kur'an'da yoksa Resulullah'a iftira edilmiş bir takım sözlerde olabilir ama Kur'an-ı Kerim'de bu var. Şimdi bu tabii gerçekten çok büyük bir nimettir. Bilhassa mesela kutup bölgesine doğru gittiğiniz zaman bazen öğle ile ikindi öylesine yaklaşıyor ki birbirine, bir arada kılmazsan çok ciddi sıkıntı olur. Zaten şeyde de dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim açısından akşamla yatsı birbirine çok yakındır. Çok yakındır. Yani arada fazla bir mesafe yok. İşte 9 derecelik mesafe var. Ekvatorda bu 36 dakikaya falan varır. Daha fazla olmaz. Onun için mesela bizde şunu söylerler, çocukluğumuzdan beri bize anlattıkları şuydu, akşam namazı at kuyruğunu sallayıncaya kadar geçer derler. Yani geleneğimizde bunların hepsi var. Ama kitaplarda maalesef zamanla bozulmuş bunlar. Yani namazların birleştirilmesinin kaynağı Kur'an-ı Kerim. O da şimdi bakın ne diyor? Gündüzün iki tarafında. İki taraf ne demek? Bölüm demektir, değil mi? Şimdi öğlen namazını kıldın 4 rekat. Arkasından ikindiyi kılarsan ikinci bölüm olmuş olmuyor mu? Üst üste kılmıyorsun ki, yan yana kılıyorsun, değil mi? Akşamla yatsıyı kıldığın zaman da o da bölüm bölüm olmuş oluyor. Yani çünkü bir bölümün başı sonu belli, başı belli sonu belli olmadığına göre mesela öğlenin başı belli. Öğlen namazının ne zaman bittiğine dair şey yok. İkindinin başı belli değil, bitiş sonu belli. Dolayısıyla bu yapıdan dolayı Resulullah birleştirmiştir.
Evet, yani ayetler buna imkan verdiği için. Elbette, yoksa ikindiyle akşam veya yatsıyla sabah, sabahla öğlen de birleştirilebilirdi. Ha, mesela sabahla öğlen niye birleştirilemiyor? Evet, ayetlerde net olarak sonları belli olduğu için. Çünkü sabah namazının başı belli, sonu belli. Mesela yatsıyla sabah namazı da aslında birleştirilmiş. Resulullah'ın o birleştirme uygulaması bu ayete aykırı düşmüyor. Hayır, bu ayetin hükmü, ayetlerin hükmü o. Hayır, az önce şey diyen... İnne salate kânet alel mu'minîn. Tabii ki o ayete tamı tamına uygun oluyor. Mesela niye... Yani her kendiliğinden bağımsız olarak bir birleştirme yapsaydı, ikindiyle akşamı da birleştirirdi. Tabii. Yatsıyla sabahı da birleştirebilirdi. Çok, çok. İşte ben onu söyleyecektim. Ama ayetler ona imkan vermiyor. Bak, ikindinin bitişi güneşin batması, akşamın başlangıcı güneşin batması. Evet, belli. Ama arada bir çizgi olduğu için ikindiyle akşam asla birleştirilemez. Ve birleştirmemiştir Resulullah. Hiçbir zaman birleştirmemiştir. Yatsıyla sabah. Yatsıyla sabah namazını asla birleştiremez. Sabahla öğlen öyle. Çünkü arada zaten. Sabah namazıyla öğlen namazı asla birleştirilemez. Niye? Çünkü bunların bitiş tarihi, yatsının sonu belli, ondan sonrasını erteleyemezsin. Başı ve sonu kesin belli olan sadece sabah namazıdır. Başı ve sonu belli olan sadece sabah namazıdır. Onun dışında mesela öğlenin başı belli, sonu belli değil. İkindinin sonu belli, başı belli değil. Akşamın başı belli, sonu belli değil. Yatsının sonu belli, başı belli değil. Ama tabii bizim bu gelenekte yatsının sonunu sabaha kadar uzatmışlar. Ona rağmen gene sabahla birleştirilemez.